Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. CHP'li Muğla İl Genel Meclis üyeleri programa alınan ve çalışmalarına başlanılan köy yollarının düzeltme ve asfaltlama çalışmalarını yerinde incelediler. Muğla İl Özel İdaresi 2012 yılı muhtelif köy yolları 1. ve 2. kat asfalt kaplama dahilinde hazırlığı yapılan yol incelemelerine CHP Bodrum İlçe Başkanı Okan Özsu, Muğla İl Genel Meclis üyeleri Şükrü Şehir, Mükerrem Uyar, Önder Batmaz, Cesur Öncel ve partililer katıldı. Toplamda 25 köy yolunun asfaltlama programında 29 kilometre yola asfalt dökülerek düzenlemesi yapılacak. Asfaltlama çalışması yapılacak yollar arasında Dereköy, Yaka, İslamhaneleri, Gürece, Kızılağaç, Çilek, Mazı, Aşağı Mazı, Mazı İnce Yalı Mevkii, Gökpınar, Sasköy, Pınarlıbelen, Etrim Mahallesi, Pınarlıbelen Karanlık Mahallesi, Bahçeyaka, Çömleçi, Kızılyer, Bahçeyaka Köy İçi, Yeniköy Dağdibi, Peksimet Kadı Kalesi, Çamlık Dağbelen Köy İçi, Çömlekçi Köy İçi yer alıyor. CHP'li Muğla İl Genel Meclis üyeleri programa alınan ve çalışmalarına başlanılan köy yollarının düzeltme ve asfaltlama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan CHP'li Muğla İl Genel Meclisi üyesi Mükerrem Uyar, Muğla İl Özel İdaresi olarak misyon ve vizyonları olduğunu belirterek şunları söyledi. Kentte ne varsa kırda da olacak bir sloganımız var. Gördüğünüz gibi 2012 yılı asfalt sezonumuz başladı. Köylerimizin ana yolları güzel ama ara yollarımız var. Gerçekten köylülerin tarlasına, bahçesine gittiği, işte yaz bahçelerine gittiği yollarımız var. Bu yollarımız gerçekten kullanılamaz haldeydi. Şimdi bu yolların stabilizasyonunu yaptık. Gelecek haftada asfaltlarını dökeceğiz. Asfalt programını Gürece köyümüzden başladık. İslamhaneleri, Dereköy, diğer köylerimize sırayla gideceğiz. Bu arada aynı köyümüzde bir sondaj çalışmamız var su kuyusu ile ilgili. Dün itibariyle başladı ve suyumuzu da çıkardık. Diğer köylerimize de aynı hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. CHP Bodrum İlçe Örgütü Başkanı Okan Özsu, Bodrum'un Muğla İl Genel Meclisi'nde kendilerini temsil eden üyeleriyle birlikte önce Gürece Köyü'ne geldiklerini ve planlanan yol çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek şöyle konuştu. Bodrum'un beldeleri, belde belediyeleri, merkez belediyesi ile, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi ile bir bütün olarak değerlendirme noktasındayız. CHP olarak önümüzdeki dönemde Büyükşehir Projesi'nin planlandığı seçim döneminde yarım adayı bir bütün olarak planlayıp projelendirmemiz lazım. Bütün noktalarındaki insanların yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarma noktasında arkadaşlarımızla 12 ay çalışıyoruz. Çalışmaları da yerinde takip ediyoruz. Bu konunun haricinde en önemli sorunumuz olan ve Bodrum'un gündemindeki katı atık sorunu. Buradan katı atık işlevine de dikkat çekmek istiyoruz. Bütün yarımada belediyeleri ve merkezi hükümet kaynaklarıyla katı atık sorununu yeni bir enerjiyle ele almamız lazım. Bunun da takipçisi olacağız dedi. Sorununu tekrar yeni bir enerjiyle ele almamız lazım. Bunun da takipçisi olacağız. CHP'li İl Genel Meclis üyeleri ve partililer Gürece Köyü'nde yaptıkları incelemenin ardından diğer belde ve köylerdeki çalışmaları yerinde inceleyerek muhtarlardan, vatandaşlardan dilek ve isteklerini dinlediler.